Merhaba sevgili izleyenler. Sıla'ya doğru da bu hafta yolumuz Tokat Almuz Şambula köyüne doğru. Haydi hep birlikte. İşte Sıla'ya doğru buraya geliyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Muhtarım merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Başkanım merhaba. Merhaba hocam. Muhtarım, hemen köyümüzü tanıyalım. Köyümüz ne zaman, nereden geldi? Coğrafik olarak bize tanımlar mısın? Köyümüz Tokat Almuz Çambula köyü. Köyümüz efendim Orta Asya'dan gelme halkı. Buraya yerleşip işte köyümüzü görüyoruz. Peki başkanım, sizden hemen biraz da köyümüzün hakkında kültürel faaliyetler nelerdir onu alalım. Sevgili Gürsel Bey, öncelikle köyümüze geldiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Gürsel Bey, bizim köyümüzün geçmişi 1500'lü yıllara dayanıyor. Çok eski bir geçmişimiz var. Ayrıca kültürümüzün önemli kaynaklarından birisi de köyümüzde bulunan türbemiz Pir Sultan Abdal'ın oğlu Pir Mehmet'tir. Evet, Pir Mehmet diyarına geldik. Pir Mehmet'in köyüne geldik ve köyümüze doğru yol alalım. Buyurun muhtarım ve başkanım, sizinle birlikte köye doğru gidelim. Gidelim. Şeyde çekim var. Aşk oduyla ciğerciyi dağlayayım. Boş değilim, bir ikrara bağlıyım. Aptal Pir Sultan'ın aptal oğluyum. Adım Pir Mehmet, Pirim Ali'dir. Dergen heymi bin azı hüdadır. Hakkı bilmez şun kalbi Mustafa'dır. Hakkı bileyim dersen gel Bilal'e. O heymin kapısı Mırtaza'dır. Hasan'ım deri Seyni'm abidin. Özüm Nuri İmam Balgır Bagadır. Bergel Cafer-i Kazım, Musa Erza, Özüm-ü Mirtaya, Nutlu Medadı. Naim Esker ile Şah Mehtiha'da olup da Leyviran'ı ele sanadım. Pir Mehmet kimdir? Dilerseniz büyüklerimizden öğrenin. Efendim, önce sizi tanıyalım. Ben Çambulak köyü halkından Hasan Çakır. Hasan Bey, Pir Mehmet kimdir? Bize tarihle bilgi verebildi misiniz? Evet, büyüklerimizden duyduğum duyumları anlatma üzere. Babası Pir Sultan bazı haksızlıklara karşı geldiğinden Osmanlı döneminde idamla sonuçlanmış. Ondan sonra bunlar da bu zulüm karşısında oradan kaçmak zorunda kalmışlar. Ve neticede 14 yaşlarında buraya geldiğinde Pir Mehmet bir kaza olarak attan düşerek şehit olmuştur burada. Benim bildiklerim bundan ibaret. Efendim, Pir Mehmet'e ziyaret için niçin geliyorlar, ne dilek diliyorlar? Bunu da dilerseniz söylerseniz memnun olacağız. Şimdi buraya gelen halkımız, askere giden çocuklarımız burayı ziyaret eder giderler. Tüm köyümüzün halkı ve çevre köylerden bu zatın ziyaretine gelirler. Daha çok askere gidenler mi buraya geliyor, dilek diliyor ya da kurban adak adıyor? Daha ziyade askere gidenler de ve gitmeyenler de dilekleri olduğu zaman kurbanlarını gelir keserler burada. Çevre köylerden, uzaklardan gelenler, evet, var mı acaba? Gelenler var. Sivas'tan, efendim, bu Tokat'ın köylerinden her taraftan gelen var.
Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Bilhassa bu Su TV çalışanlarına teşekkür ederim ki burada gelip bizlere böyle şey yaptıkları için. Ve Pir Mehmet'i ziyarete gidiyoruz. Giderken de kurban avlusları diyorlar. Bakalım adak mı avlusta ne yapıyorlar. Gidelim. Merhaba. Merhaba. Tanıyalım sizi. Çambulak köyünden Duran Evcil. Duran Bey, efendim? Ayaklarını bağlamışsınız. Bunu nereye götürüyorsunuz? Şimdi bizim burada tarihi bir geleneksel şeyimiz vardır. Askere giden gençlerimize adak adarız burada. Askerden döndükleri zaman bunu yerine ad ederiz. Kime adak adamışsınız? Askere giden gençlerimize. Oğlunuz mu? Oğlum. Geldi mi peki? Geldi. Burnu kanamadan geldi. Allah kurban olduğum nice gençlerimizi de böyle güle güle götürüp güle güle anasına babasına çoluna çocuğuna kavuştursun. Allah Allah. Şimdi oğlunuz ne zaman geldi? Bunu öğrenelim. Bir yıl falan oldu ancak yerine getirebildim. Yani bugüne kısmetmiş. Köyümüzün de bir festivali var derneğimizin. Onun vesilesiyle geldik İstanbul'dan. Peki kurbanı nerede keseceksiniz? Nerede? Kurbanı burada dağıtacaksınız. Kurbanı evde keseceğiz. Burada Lokmayı burada mı dağıtacaksınız? Lokmayı yok evde. Komşuları çağırıp çağırıyoruz. Çağırıp beraber, orada beraber. Direktörcü baba sen çok iyi bağırıyorsun. Direktörün içinde herhalde konuşmak daha güzel, rahat. Tanıyalım sizi. Rıza Evcil Çambulak köyünden. Bir kurban da orada var herhalde. Siz de adak mı adamışsınız? Şimdi oradaki de bunlar benim aslında yeğenimin çocuklarının, tamam mı? Bunlar İstanbul'da oturuyor. Biraz gez gel deme, tekke kusura bakmasın. Niyetlerimizi kabul etsin. Orada keseceğim, komşuyu çağıracağım. Kur'an'ımızı okuduk. Lokmamızı yiyeceğiz. Siz de buyurun. Peki teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Ben de teşekkür ederim. Ana merhaba ana. Merhaba. Nasılsın ana? Allah'a şükür sizi gördük daha iyi oldu. Sen neler yapıyorsun bu köyde? Ben vallahi bu derneğin başkanının annesiyim ben. Başkanın annesisin? He, başkanın annesiyim. Gurur duyuyorum o zaman başkanla. Evet başkanım. Herkesi getirdi. Allah'a şükür ben de gurur duyuyorum. Herkes de gurur duyuyor. Kurban olayım Allah'a bize bu şeyi gösterdikleri için. Vallahi çok şartlar altında zor büyüttük. Tarlada. Sırtımızda beşik. Oradan elimizde sitil, omzumuzda heybe. Öyle büyüttük işte. Altında toprak. Toprağla. Geriye dönüp baksak şöyle neler aklına geliyor? Ne hissediyorsun? Vallahi çok şeyler. Yani şimdikilere bakaraktan biz çok şartlar altında zor büyüttük. Çok zor. Hem de. Hayat dolu geçti değil mi? Şimdi Allah'a şükür herkes dört çalışıyorlar. Rahat da geçiniyorlar, gidiyorlar. Burada mı yaşıyorsunuz peki? Yok, İstanbul'dayım. Çocuklarımın ucum buraya geldim. Onlarla beraber, şimdi onlara hizmet ediyor, beraber geçiniyor, gidiyor. Peki, hoşça kalın. He, sağ ol. Bir anamız var, anamızla birlikte olalım bakalım. Evet. Abu nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız yavrum? Abu, eski kültürü biraz şöyle irdelesek, anımsasak, neler söyleyeceksin? Eskiden neler yapılırdı? Vallahi çıkık bükuyorduk, ya ürüyorduk, her şeyler yapılıyordu. Şimdi var mı çıkığımız? Şimdi bulunmaz. Şimdi hiçbir şey bulunmaz, gitti onlar. Eski kültür gitti diyorsun. Eski kültür gitti yavrum. Neden gitti acaba? Valla yeni asır geldi besbelli. Asır mı değişti? İnsanları mı değişti yoksa? Peki eskiden nasıl geçerdi günleriniz? Neler çok yapardınız? Çok güzel, çok güzel geçti. Günler nasıl geçerdi? Koluna, komşuna, köyümüz çok iyiydi. Herkes çok İstanbul'a güzel. Gitti, evet, böyle oldu. Evet. Ya ev kalmadı, ihtiyarlarımız kaldı sadece. Ne olacak? Köşlerimiz gitti. Bunun sonu ne olacak? İyi olur. Gittiler herkes. Köyümüz yalnız mı kalacak? Köyümüzü hiç yalnız bırakmak biz. Yani gençliğe güveniyorsun. Evet. Gençlere evet. Güveniyoruz. Gençlerimiz evet. İleride her zaman. İşte ana dediğim böyle oldu. Köyümüz gurbete gitti. Gurbete gittiğinden dolayı da köyümüzde dışarıdan başka illerden, başka köylerden gelin gelen de var. Hemen sizi tanıyalım. Lütfiye Arslan. Lütfiye Hanım. Aslında nerelisiniz? Sivaslıyım. Sivaslısınız ve bu köye gelin geldiniz. Evet. Peki nasıl gördünüz bu köyü? Çok güzel, çok beğeniyorum, seviyorum. Eviniz var mı burada? Var. Nerede eviniz? Az, o tarafta, ileride. Eşinizle birlikte mi geldiniz efendim? Evet, eşimle, ailemle, bütün, yani eşimin ailesinin hepsi var yani. Şehit, bakla. Kaç gün kalacaksınız burada? Yarın akşam döneceğiz, pazar akşamı. Kaç çocuğunuz var? İki tane. Onlar da geldi İki mi? İki tane kız, evet, oradalar.
Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Peki hoşça kalın. Sağ olun. Mutluluklar diliyorum size. Teşekkür ederim. Merhaba, tanıyalım sizi. Ben Sakine Önder. Sakine Hanım, nereden geldiniz? İstanbul'dan geldim. Bugün mü geldiniz? Evet, bugün geldim. Köyü şöyle bir tarif et desek, biz yeni geldik, biz de geldik. Gerçekten köyü bize nasıl tarif edersiniz? Ya, köyümüz çok güzel. Pir Mehmet'i ziyarete gidiyoruz şu anda. Ben de buradan ayrılalı 11 sene, 12 sene oldu. 2 senede bir geliyorum, ziyaret ediyorum, gidiyoruz. Peki Pir Mehmet'e niçin gidiyorsunuz? Ziyarete gidiyoruz şu anda. Bu ufaklığın kurbanı var. Allah izin ederse kurbanını keseceğim. Peki Pir Mehmet'in kim olduğunu biliyor musunuz? Ya Ermiş. Biliyor biliyor. Pek. Pir Sultan'ın oğlu. 14 yaşında bir kazayla vefat etmiş. Bunu da biliyor muydunuz? Biliyordum, evet. Peki gidin, Allah kabul etsin dileğinizi. Teşekkür ediyorum, sağ olun, Allah razı olsun. Hoşçakalın. Güle güle. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Biz de girdik ve otantik bir köy evine girelim dedik. İşte böyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Ve kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olun, hoş geldiniz, sefa ettiniz. Anacığım, büyük olarak hemen seni tanıyalım. Ben de bu evin hanımıyım. İsim nedir? Nuriye. Nuriye Ana. Siz de adak mı yapmıştınız? Hı hı, adamız var. Bugün kes yok, beraber yiyelim bunu da. Niçin adamıştınız? Araba aldık, araba için. Araba aldınız, hı. Buraya onunla mı geldiniz? Hı hı. Araba için, arabaya kestik. Peki, Allah kabul etsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Hoşçakalın. Sağ olun, Allah işinizi rast getirsin. İşte dolaşmaya devam ederken merdivende oturan bir büyüğümüz var. Bakalım ne yapıyor. Merak ettim, yanına doğru gitmek istiyorum. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullahi. Bereket bu. Baba, sizi tanıyalım. Benim Duran Pektaş, Çambulak köyünden. 1947 doğumlu. Turan Bey, böyle kapalı yerde oturmuşsunuz herhalde, burayı çok özlediniz. Ne diyorsun sen? Hem de ne kadar özledim. Burada mı doğup büyüdünüz? Ne diyorsun sen? Çocukluğunuz burada geçti. Evet. Çocuklar köy İstanbul'a gitti. Biz de buralarda duramadık. Biz de peşlerine düştük. İşte oradayız. Hasretlikle bu, ne diyorsun? Adeta evi kucaklamaya çalışıyorsunuz. Hem de ne kadar. Ne kadar emeğim geçti, bu ağaçları nereden getirdim? Peki Turan amca, geldiğinde evin şöyle kapısını öptün mü? Ne diyorsun? Öptüm. Öpmez olur mu? Hazret ya. Buraya, peki ne kadar? Bizim evlerimiz virane olmasın. Buralara sahip çıkın, olur mu? Ben de öyle diyorum zaten. Ben de öyle diyorum. Emekli olanlar, arkadaşlar gelin köye ev yapın. Oraya göçün. Diyorsun ve diyorum, mesaj çok güzel gitti. Evet. Emeklere de seslenmiş olduk. Öyle diyor, öyle diyorum işte. Ali Çakır. Çambulak köyü efatlarından bir tanesiyiz biz de. Emekli misiniz efendim? Evet canım, emekliyiz. Turan amca ne diyor? Turan amcanın dediğine katılıyoruz ama yapacağımız birçok şeylerimiz var. Onları toparlayalım. Herkes gelip biz de birer ev yapacağız muhakkak. Şu köyü. Yani bu köyü tekrarlarına kavuşturacağız inşallah. Adın ne senin? İlkay Yürekli. İlkay Yürekli. Evet. İlkay, hadi güzel